arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün ben bir tarif yapacağım. Tabii ki siz bu tarifleri biliyorsunuzdur. Ben yaklaşık belki 5 senedir, belki öncesi bu tarifi gördüydüm. Yani gömlekli kuzu ciğerinden yapılan sarma yapacağım. Şöyle diyeyim. Bayramlarda ciğeri alıyoruz ya kavuruyoruz diyen gibi. Kurbanda kestiğimiz için gömleği almıyoruz. Atıyoruz. Ondan sonra ciğeri buluyorum, gömlek olmuyor diyen gibi. Karar verdim bu yıl yapacağım diye. Geçen gün pazara gittiğimde 1 kilo ciğer aldım geldim. Büyükbaş hayvan ciğeri. Burada yarısını aldım. Bu yarım kilodan belki biraz fazladır. Çünkü ben de şaşırdım. Hatta terezi çekince. Yani yarımdan fazladır bu. Burada da o zaman kendimiz bayramdan önce kestiğimiz küçükbaş hayvanın gömleği var. Bunda dedim o zaman yine yaparsam dedim. Gömlek sarma ciğerli. Ciğeri de tabii ki ekran karşısında bir gün şey yap dedik. Ne yap dedik? Kardelen ciğeri doğrayıp unu bulayıp kızarttıydım aşağıda evet. Yaz aylarında. O da güzel olduydu. Bunu ciğeri alırken yine gömlek aldım. Ama hata yaptım. Ben dedim ki şöyle ben bütün, olur, açar mısın şöyle öyle? Bütün istiyorum dedim. Tabii bunu ılık suyun içine attım. Dolaptan çıktı sabahtan beri. Bu şekilde şöyle yarım yarımmış. Ben tabii ki küçük kaselere açacağım. Hatta eşime dedim ki ben gömlek yapacağım. Ciğerle dedim. Onu aldım dedim. Ben dedi İzmir'e gittiğimde dedi patronla dedi şöyle dedi gördük dedi lokantada dedi bayıldık dedi ondan sipariş ettik dedi. İkimiz de yiyemedik sevmedim dedi. Ben dedim severim öyle şeyleri yiyorum çünkü iyi kötü iri dara arama. Kafaya koyduğumu da yaparım sizler de biliyorsunuz. Bugün niyetimiz bunu yapacağız. Kardeler babasına yemecek niyetleri öyle. Onlar da kendilerine tost yapacaklar. Bunun içine İnternette gördüm ben. O zamanlar için televizyonda gördüydüm. Akıllı telefon olmadığı için. Hatta internette iyice araştırdım. Çam fıstığı katılıyormuş. Yani kozalaktan olanmış. İlk defa bugün öğrendim. Kümer anne. Künler. İşte kozalağın içinden pardon. Olan bir şeymiş. Künler dedi. İki tane baharatçıya girdim. Sordum. Biz dedi satmıyoruz dedi. Çünkü dedi çok pahalı dedi. Bize 800 milyon dediler kilosunu. Ben o anda zaten şok oldum. Sonra marketlere baktım öyle bir şey yok. Yani yer fıstığı doluyormuş. En iyisi dedik bize ağır gelecek. Kuş üzümü katacağım zaten içine. Şimdi ben gelelim. Bunları doğrayayım küçük küçük şu ince zarını da alacağım tabii ki. Ciğerin zaten o zamanlarda gösterdiğim hep şu ciğeri şöyle yapabilirsem. Şunu almam lazım. Şimdi elim şey oldu buzdurdu şuradan. Bu zarını çıkaracağım. Küçük küçük kuş parçasından da daha küçük olacak. Onu doğraya koyayım. Bu da kabarık olsun. Yani yaklaşık ne gelirse 4-5. Bunu doğradıktan sonra malzememi göstereceğim. Şöyle dedim. Bakınız. Şöyle küçük küçük. Ama ellerim şu da hafif donlu olduğu için. Çünkü küçük olması gerekiyormuş. Bir de hafif buzlu olduğu için daha bir iyi doğranıyor. Şöyle birleştiriyorum. Aynı soğan doğrağı gibi. Kardelen bunu yemedin pişman olacaksın. Hatta eşim pek az buçuk bir şey yemezdi. Sultan kebabını gerçekten çok beğendi. Onu da sıcağına çok güzel oluyor. 2 gün yedik. Dün hatta tepside galanı bir daha yaptıydık. Bir tabak daha olsa bir daha uçuracağız dedim. Biz hatta dedik evet. Ki sofrayı hazırlarken kardelen dedim baban yemezse dedim yumurtaya talip olur dedim. Hatta oğlum işten geldi onun bileni karnı tokmuş kardelen de babası diyor bir tabak ayarlayıyor bana dediydi. Ama sonra iki paket al dedim zaten mülfeye. Aradan bir zaman geçtim bir daha yapıverim. Bunu doğrayayım. Yüzeyi yıkayayım. Süzek olsun. Ben de pirincimi yıkasaydı da malzemem hazırlasaydı da süzmüş olur. Şimdi bütün malzemeleri hazırladım. Şöyle baştan söyleyeyim. Şurada 2 yemek kaşığı tereyağı var. Ben bunu dolaptan çıkardığım için tereyağı bıçağına kestim. Bir tane büyük soğanımız. Şöyle göz kararı kuş üzümünde yıkadım. Dereotumu da doğradım. O da hazır. Bu da yumurtası üzerine sürmek için bir tane yumurtanın sarısını aldım. 2 su bardağı da pirinç. O da yıkandı. O da hazır. Yani şimdi bunu kavuracağım. Soğanı doğrayacağım. Baharatları da içine birer çay kaşığı tarçın. Karabiber katacağım az. İsteğe göre kimyon katılıyormuş. Ben kimyonu çok sevdiğim için onu da katacağım içine. Önce soğanı doğrayayım ben de. Zaten iç yağlarım da hazır. Bakınız bu kendi
Kurban Bayramı'ndan öncesi kestiğimiz hayvanın yağını aldıydım ben, gömleğini. Yaparsam dedim, eğer ciğer dedim. Ciğeri buluyor. Ya kavurup yiyoruz ya değişik bir şey yapıyoruz. Gömlek olmuyor. Onun için bu zamanı denk geldi. İnşallah güzel olur. İyi ve kötü olsa da ben bunu yerim gerçekten. Annem öyle geçen gün dedi ki, kardeşim çarşamba günü gidince dedi gömlek alacağım dedi. Yani kendimi gömlek mi alacaksın? Tabii ne anlarım böyle çarşamba günü gidince gömlek alacağım deyince. O yüzden buymuş. Hayvan gömleği desem o zaman anlardım. Direktmen gömlek deyince. Normalde ben kavurmanın yağını falan yemem. Ama bunun tadını merak ediyorum. Ya da bir ucundan yani bir parça olsun almak istiyorum. Bakalım akşama yani ne olacak. Görünüş olarak çok güzel oluyor. Ben diyorum ya televizyonda gördüm ben belki 5 seneye geçip. Ama ben gördükten sonra içimi sinerek. Babam bile dedi ya dışarıdan bayıldık hemen sipariş ettik dedi. O şekilde inşallah sizler de benim yaptığımı beğenirsinizdir. Tarihten eğer yanlış bir şey yapıyorsam bana yorumlarda belirtin. Hani şu katılması gerekiyor dedi şunu diye. Nergi dediğim gibi internette baktım. Bu şekilde yapılır. Farklı çeşidi de var. O dediğim gibi çam fıstığının bütçüğü oluyormuş. Yani ak olarak çam fıstığı olsa da alırdım da. Bu da bağlıymış. Şimdi dedi 100 gram da şu gıda ediyor dedi. Vazgeçtim ama ancak kilo 800 lira olsa 800 dedi. Ama 80 lira yapar 100 gram olsa. Ancağızları yine sorsam da iyiymişmiş. Belki ucuzdur belki bilmiyorum. Sonra bu şekilde doğradım. Küçük ama bayağı iri değil. Küçük doğradım. Şimdi ben bunu ocağa koyacağım. Tereyağımızı içine katayım. İkisi bir kavrulsun. Şöyle elimi sudan geçiriyorum kardelenle. Bu arada ciğerimizde bakınız. Bunları da böyle küçük küçük doğradım. Bunlar da hazır. Süzdü. Yıkadım ben bunu. Şuradan bir bez alayım. Geçeyim ben artık bu tarafa. Şuraya mı? Bu yandan yansın. Şurayı ciğerimize koyalım. O da bir yandan kavrulacak. Bunu azıcık yağ katalım. Çünkü ciğerin zaten buyruk yağından bir şey için az olması lazım. Ne kadar yıkasanız da kanlı oluyor ciğerde. Bunu kapak kapatmama gerek yok. Ya bak bu tüpü ben iğne de dürttüm öten kardelen. Kısık iğne dedi. Tüpte ikisini bak bu da kısık. Ben diyorum tüpte var anamarlı kana değiş farklı yerden değiştirdiğimiz için onunla şuraya da birer kaşık alalım yanlarını kaşık. Yanlarını açtım. Kapak çektim biraz daha da. Değiştiriyor diye. Kaşıkları alayım yanımıza. Hazır olsun ki. Ne oldu kapattın mı? Evet kapattım. Yani her zaman diyoruz ya kendi güneşi geldiği için haliyle ocakta dibinde olduğu için çok sakıncalı. Aslında aşçılar gibi olacak ki şuraya orta yere boyacağım masanın vallahi her taraftan kardan da çekim yapar. Hem bizim için daha iyi olur açıkçası çekim olur kana. Bunu ben buraya alacağım. Geçen gün şey değildi anne. Kasimel yaparken masa önündeydi ya. Alanım genişti. He, o burada zaman masa yoktu. Öyle iyi oluyor. Bunu buraya aldım. Tabii ki bu soğanla tereyağının azıcık bir kavrulması lazım. Ondan sonra pirincine katacağım. Malzemelerine katacağım. Tabii ki sizlere yavaş yavaş göstereceğim. Bilmeyenler için püf noktası olur. Bilenler için de perambo olmadı, yanlış yaptım denilecek diye tahmin ediyorum. İnşallah güzel olur. Sizler de beğenirsinizdir videolarımı. Ya gerçekten değişik yapmayı şeyler seviyorum. Malzeme olduktan sonra yapıyorum. Olmadı mı? Arkasını aramıyoruz da. Şimdi bu azıcık yağlı şey olarak olsun. Sizleri de uzatmak istemeyiz tabii ki. Şöyle gösteren, şöyle soğan bakınız yavaş yavaş kavruldu tereyağı içinde. Şimdi 2 su bardağı pirincimi katıyorum içine. Bunu dediğim gibi bunu yıkadıydım. Bunu suda beklettim azıcık. Şöyle damlasın. Şöyle altında kısalım. Azıcık şöyle bir kavrulacak tabii ki bu malzemelerle katıp. Şuradan da ciğeri karıştırıp şimdi sopunu ben çevireyim bana doğru. Yoksa benim için şey olacak. Bir tane büyük kaşmış onu da şey dileriz. Bu da bir yandan kavrulsun. Eli bir çaza var mı ama bu aynı ölçüde yaptım ben bunu. Ama nasıl olacak bakalım. Sizler de göreceğiniz, ben de göreceğim. Bugün hava gerçekten çok güzel. Güneşli bir hava var.
Bugün danaları dışı çıkardık. Onlar dışarıda. Akşamleyin inekleri çıkartacağız. Gösterebilirsek inekler dışta ekranda gösteririz. Eşim evde. Şimdi bu Urgos'u. İçine kuş üzümleri katıyorum. Bunları da yıkadım. O da ıslandı. Hani dediğim gibi o fıstıktan dolayı da hatta dedik ki kardeşimiz dükkan sahibi sorduğumuz çerezcide falan çok pahalı dedi. Onu katmayıverin. İçine dedi. Olsuz olur diyor. Kuş üzümü katıverin diyor. Bununla şöyle karıştırayım ikisini birlikte. Şimdi gelelim baharatlara. Tarçını çok katmayacağım. Aslında tarçın güzel olur da. Şöyle tarçınımızı da katalım. Şöyle bir çay kaşığına tarçını kattık. Şöyle biraz karabiber, çok değil. Şöyle de azıcık hemen ucundan koku verecek kadar da kimyon da katalım. Şöyle azıcık da tuz, göz kararı tabii ki. Ciğerim içine tuz katmayan da şey olmasın. Buradan bilen karı unuttum oldum anne. Tamam. Yanlış değil. Ciğeri de tuz katıyorum. 3 su bardağı da bunu su katayım. Şöyle az bir kavrulması lazım yine. Tarçın ne güzel koktu. Bir şey anne, bunu sardıktan sonra tekrar kızartacaksın ya. Öyle biliyorum. Fırına süreceğim. Ha, fırına mı süreceksin? Fırına süreceğim. Bu bir şey aynı pilav. Biraz dipli de olsa olur aslında. Bir de onunla birlikte kızaracak ya. Şöyle kettle'ımızda suyu koydum zaten. Duydum ben. İki su bardağı bundan pirinci kattım. Şimdi kapağı nerede? Kısalım altını. Üç su bardağı da suyunu katıyorum. Normalde biz normal pilav pişirdiğimizde de iki su bardağı, üç su bardağı yapıyoruz. Şöyle üç su bardağı da suyumuzu katalım. Bunu şuraya koyalım. Bu artık demlenecek, pişecek. Suyu neden oldu böyle derseniz, tabii ki içinde tarçın olduğu için biraz rengi değişecek, bulanık olacak. Bu artık kapağını da kapatalım. Bu bir şey koysun. Biraz altını açalım. Bu da kavrulu boyu. Suyu artık bunun da geçerinde. Bunun da az daha kavrulması lazım. Tabii ki yiyeceğim bir şey. Bu arada pirincimizi şöyle hiç karıştırmadık. Onu da bir kere karıştıralım. Altını kısık. Bunu az daha şey oldum. Bu demleyecek artık. Kapatacağız. Bakınız bu iyi. Bunun artık altını kapatacağım ben. En sonra da tabii ki ciğerine kattıktan sonra da dereotunu katacağız içine. Özel bir de dereotunu aldım bugün. Bunu hangisi olacak? Buydu değil mi? Bunu kapatıyorsun artık. Bu demlesin. 10 dakika falan duracak bu kavrulmasıya kadar. Dur bunu buraya alalım ben kardelen de. Evet, kapını yan tarafa doğru çevir de. Burası büyük olduğu için hani avantaj çabuk pişiyor burada sulanmaması için. Hani bir tane bak şurada büyük kalmış. Şöyle küçük küçük doğradım ama bir tane içinde var. Onu da alır hemen doğrayabilirim. Bunu da kavrulsun. Ondan sonra karıştır hemen. Gösteririm. Bakınız bunu fazla yağ katmadım. Şöyle karden yakından gösterebilirse. Bu kavruldu, pembeleşiyor biraz. Tabii ki ciğer ne kadar deseniz şeyli olsa gözük belli olmuyor. Bu tamam, bu pişti. Bunun ocağın altını kapatıyorum. Pilav da zaten demledi. Dur. Şöyle yavaş çekeyim. Şu tarafa geçeyim mi artık? Hı? Kaldım böyle. Geçeysen geç anne. Bakınız pilavımız da bu şekilde. Pilav da demledi. Ama gerçekten görünüşü çok güzel. Bunu aslında böyle sıcağına aslında ciğeri de karıştıracağım içine. Ciğerini de katıyorum. Karı ayır veremez azıcık ciğer yiyeceksin. Yok yemeyeceğim. Karışık yemezsen de dedim. Şu kaşığıyla da bunu karıştırıyorum artık. Bu biraz ılık kanında dereotuna katayım. Azıcık İyicelem dönmesin. Ya
Ya da katemelmiş içinde karışık ya zaten. Fırında yine gidecek. Nerede dereotumuz? Burada, yan tarafında. Şimdi bakınız, bu dereotunu da kattık. Böyle doğradım bunu da küçük küçük. Bunu da katıyorsun içine. Oo. Bence güzel oldu. İnşallah sizler beğenirsiniz. Önemli olan o. İnşallah beğenip de bundan yaparsınız böyle. Anne bunun adı ne diye geçiyordu? Gömlek dolması falan mı? Gömlek sarması. Ha, gömlek Ciğerli sarması. gömlek sarması. Bakınız bu da karıştı artık. Bence görünüşü falan güzel. İnşallah telefonda da net gözüküyordur şöyle ekranda. Birazdan bunu azıcık ılısın. Ondan sonra sarcı. Şimdi Kardelen dedim. Saat kaç dedim. Saat 4.30 gelmiş. Ben bir de sütçüye yetiştireceğim. Sıra geldi. Gömleğimizi sarmaya. Bu şekilde. Şöyle fazlasını şey yapalım ki şey olmasın. Ben bunu saracağım. Hazırlayacağım. Malları baktıktan sonra öyle doldur. Şey fırına süreceğim. Hazır olsun. Ama gerçekten çok güzel görünüşü ya. Yani yemeğinin de yiyeceğe gelecek eşimin dediği kadar görünüşü dedi. Çok güzel dedi. Siz ona gene de bakmam. O az bir şey yemediği için şey yapar. Kadığı yanıltır hesabı olur. Şöyle bolca pilavımızdan da katalım. Dur sen. Fazlasına şey yapmalım. Pilav üstü gibi işte. Yaradanımı sevene mi senin kurban olduğumu Anne yüzerim. gerçekten şu an bir Ha, dur güzel top top. görünüyor. Tabii. Değil mi? Ne güzel oldu. Onun Acaba üzerine ben. kızartınca sanki üzerinde kaşar varmış da erimiş gibi mi Aynı oluyor ki bu görünüşü? bildiğimiz yağ ya. Çünkü ben daha videosu falan hiç izlemedim. Yani ilk defa annenden görüyorum. Ben hani televizyonda gördüm bunu kaç sene önce. Ondan beri bunu yani kafaya koymuşumdur, düşündüm. Ama dediğim gibi birini bulsak birini bulamaz. Biri denk gelse biri denk gelmiyor. O şekilde bu biraz şeyimiz küçük. Görneğimiz şu. Bunu yamarım ben. İyiymiş anne. Şöyle bastıram ki bayağı çok alsın. Bana verirken de şu benimki miydi? Bayağı büyük vermişler şey olarak. Dedim hatta ben dedim ana kilosundan değil şey olarak olsun dedim. Büyük olsun ki işli yapacağım diye. Dur. Dur kardeşim sen. Babam mallar indi mi anne? Endo. O ilgileri hazırlaya kocaydı. Ben de şu şekilde. Bakınız. Bu şekilde bunlar böyle duracak. Bir tane daha göstereyim ben size. İşte aldım bu. Demindekiler kendiminkiydi herhalde. Şöyle biraz esneteyim ben bunu. Sıcak suda da beklettim. Yamaya veririz ya. Yaran kalan kısımları şöyle düzeltiriz. Dur şöyle olsun. Aynı şekilde yine bu şekilde yine yapacağım ben bunu. Hatta yarın da nasip olursa oğlum askeri de Karen neydi o dediği onun Hatay usulü müydü? Hatay İskenderun bir şey dedi. He, Dürüm Minakiden dürüm de. mü? Öyle bir şey yemiş devamlı. Hatta onu deyip duruyor ana bir yapam yapam. Ama dedim bak yaparsak beraber yapacağız. Ben lavaşını yap Feren. Sen de hazırlasın diye. Onu da ikimiz yapacağız. Şunu şöyle kapayayım ben. Bakın şu şekilde kapanca giyeceğim. Dur. Şu olmadı biraz. Beni kandırmış bu dayıla. Dur. Yamalım. Tabii ki şeyli vermişler bana bununla. Bu altında zaten erince bu şekilde kalır karnı. Hiçbir şey olmadı. 7 tane falan çıkacak herhalde anne. Tepsi Vallahi zaten bilmiyorum annem. Şeyli 7 ya tane şu. 8 tane alır. Yani alırsak bile ne? Yani yapacak olan olursa ben bu iç yağı yarım kilo aldım. Gömleği elden de vardı. Yarım şey gömlek. Yani yapacak olanlar buradan söyleyeyim tavsiye edeyim. 1 kilo alsınlar. Gömlek alır kına. Anne gömlek bu pahalı bir şey mi? Kaç para?
Kilosu 20 milyon. Ha, ucuzmuş. Ha, ben ona kilo da bayağı çok çekerdi. Onu şey yaptıydım. Yani bu işkembenin ort kenarında kolan gömlek beyaz iç yağı oluyor. Şöyle bolca doldurdum yine aynı şekilde. Borça yapar gibi. Sizlere de fazla sıkmak istemem ama göstermek istiyorum böyle. İnşallah sizlere bir katkım, bir faydam oluyordur. Şöyle gösteren bitirdik. Daha doğrusu aslında gömleklerim daha bir iyi olaydı verdikleri kasaptan aldığım. Bir tane de hakkı vardı yani. 3-7 tane olacakmışmış. Ama bu da zebil olmaz. Ben onu yerim. Şunu da böyle yumurtanın üzeri sürüyor. Daha güzel kızarıyormuş o şekilde. Yani ben de böyle gördüğüm için inan ki ilk defa yapıyorum bunu. Şunu yamadım yani hana. Bir şey yamarız ya aynı şekilde. Çünkü gömlek yarı yamalaktı. Onun için düğmesini geçirmedim ben de. Bu arada acele ediyorum. Hep diyeceğiniz Peran senin işler hep aceleyle de. İnan ki erken başlasak da zamanı bu saati geliyor. Bunu akşam yenişi olarak giysin dedik. Bunu ben artık süreceğim. Bir ara kardelen ya ben çıkarım yukarı bakarım. O şekilde ha. Bir de bekletirsem diyorum bir şey olur mu ki diye. Aslında bir şey olmaz değil mi? Bilemedim ya. Sen biliyorsun anne. En iyisi kızartayım ben ısıtıverirsin ondan sonra. Evet yemeğimiz pişti. Onu da şimdi fırından çıkardım. Şöyle bakın. Tabii kendisi gömlek yağlı olduğu için yağları erimiş. Normalde annem öyle fazla yağ koymamıştı. Şu da annem söylemişti. Gömlekten dolayı biraz yamalıklı olmuştu. Gayet güzel görünüyor. Yemem demiştim ya tadını merak ettim. Yine de bir tatacağım yani muhakkak. Bu arada 150 derecede bu. Yarım saat falan daha fazlası da pişti. Şimdi daha biliyorsunuz ki yememizde yani daha var. Bunu fırına süreceğim. Çıktıktan sonra tekrardan ısıtırız. Evet şimdi aşağı indim. Annem söylemişti danaları öğlen dışarı çıkarmıştık yani buraya. Onlar burada öğlenden beri duruyorlar. Buradakilerin 4 tanesi erkek, 2 tanesi dişi. Babam da yegi zaten hazırlamış. Bunlar girecek. Ondan sonra inekleri çıkaracağız. Bunları bugün çıkarması zor oldu. İnşallah kolaylıkla girerler bakalım. Hava da kaç gündür güzel. Böyle giderse sürekli günlük çıkarmaya çalışırız. İnekleri çıkartıyoruz zaten biz annemi de. Onunla bir sıkıntı olmaz da. Bunları ikimiz çıkartamayız. Yağmur'a da. Bu da en küçükleri olması lazım. Hadi bakalım kolaylıkla girecek o zaman bunlar. Haydi haydi. Gel kızım gel gel. Anne gel kızım diyor ya minnoş geliyor. Haydi ben giremedim ha. Gir gir gir. Girdi demesi kolay vallahi. Gir gir de ya. Öğlen annem salacak ki salamadı. Artık büyüdüklerinden şey yapmıyorlar herhalde zor oluyor. Aferin size. Hadi bakalım. Oh. Oh. Şey. Bak, bak. Oh. Bunlar şimdi yerini bulamazlar. İnekler yerlerini biliyorlar. Hemen geçiyorlar. Bunlar bilmediklerinden karışık. Şimdi sıralanırlar. Yerine denk gelin bağla. Yerine denk gelin. Şu büyüğü bağla bir büyüğü. Büyüğü son dakika değil mi? Geç yerinden. Geç. Büyüğü bağla. Geç. Oğlum. Baba şu bak şunu bağlasana baştaki gelene. Bunun yeri burası. Hayır anne. Sen çıkamadın. Ay sen bunları yeniden veremedin önlerine. Ya karıştırıyordun Feri Hanım ya. O zaman işte yem arıyorlar işte. Dur anne dur. Dur kızım dur. İkinciyi bağladım. Tamam dur. Şunu sür gel. Ha rüzgarın yeri burası değil mi? Rüzgar üçüncü anne. Sen nereye gidiyorsun? Gelme ben seni bağlandı sandım. Git. Git. Bunu bağladım da. Karayı. Hangi? Şey düğü işte. Bağladım bunu. Geç şuna. Bu zevkirlerin ayarını bilemedim ben şimdi. Hadi. Hadi oğlum. Oğlum. Kafayı mı dedin anne? Bir daha bağla.
Bak nereye gitti. Oysa yeri burası birinci sırada. Bugün artık bunlar da yattıkları yeri beğenirler. Çünkü hani bayağı koşmuşlardı, yorulmuşlardı haliyle. Sanki önünde yeğisi yok gibi bağırıyor. Gerçek sakin. Ama damlaya bağladım ben. Boşta anne, damla da boşta. Şunu bağla be. Şunu mu? Ha, öpürü bana. Gerel aydın. Hadi oğlum. Haydi. Evet, tekrardan ineklerin olduğu yere su doldurduk. Şimdi sıra geldi, inekler çıkacak. Podyum güzelleri geliyor bakalım sırasıyla. Çoğunluk inekleri annem salar. Babama pek inekler alışkın olmadığı için saldırmazlar çünkü, yani boşandırmazlar kendilerini. Öyle söyleyeyim ben size. Bu da adaşım Kardelen. Hayret, bu sefer hızlı yürüdü. Normalde kendisi çok yavaş yürür de. Baba geri geliyor. Kediden korktu bir de. Bu da deli Arzu bakalım. Deli dediğim kadar varmış değil mi? Çünkü nasıl deliriyor. Gerçi bunlar da hep sevişten de. Toplamda 6 tane inek var. 4 tanesi çıktı. Bakalım ikisi daha kaldı. Koşuyorlar. Bazen de damın tam o dönemeç yerinden, köşeden de kayıyorlar. Arzu çıktı meydana. Anne hızlı ol. Bütün inekler çıktı. Kar yağlı beni tutmadığı için özgürüz diyorlar. Virüsten kurtulduk diyorlar. Ay vallahi ben de yoruldum ben bana. Ben vay hadi ilgileni vere, sen bundan başını bekle. Yok lan, beraber veremem. Bak kardan korkar şimdi o. Buna, içine girmem, buradan beklerim de. Allah'a emanetle. Şuradan çamurdan kaymazlar değil mi? Bak şöyle göstereyim ki bura ne kadar deseniz garlı bir gün, yağmurlu oldu, gün çamurlu oldu. Efendim kavguma kızım, hamilesin annem. Anne Ebrar durar mı ya? Bak sen, o birazdan ortalığı karıştırır. Vallahi onları kaldırır o şimdi. Değil mi? Birinde şey gibi, takdirvalle gibi ineği kaldırmış, hatırlıyor musun? Öğrenmişler bak, kalması için. Hadi bağlayın sen kapıyı. Bağladım. Hadi gidelim. Hadi. Biz buraya bağlayalım. Sürgeçine kadar desen açtırıyorlar kapıyı. Şimdi bunların ilgileri hazır. Altları kürende. Hemen ilgilerini vereceğiz. Ne oldu panda? Annem demişti biraz önce, Ebrar dur hamilesin diye. Ben dedim Ebrar durmaz diye. Herhalde bunlar dama girince kavga ediyorlar. Diyorlardı ki kendilerince dışarıda görüşürüz. Buraya da gelince kavga ediyorlar herhalde. Böyledir sanırım. Tabi bu bir espriydi de. Acaba gidip ayırsam mı? Boynuz olmadığı için iyi. Kaç tane? 2 tane boynuzlu hayvan var. Diğerleri boynuzsuz. İşte Ebrar bu. Allah nasip ederse ilk doğuracak inek Ebrar'mış. Bir tanesi hamile değil sanırım da, o da hangisi bilmiyorum. Orada da varilde 3 bidon var işte. Su dolduruyoruz onlara. Dinamo var. Oradan dolduruyoruz.
Yoruldular sanırım. Kiko ne oldu? Evet, biraz da buradan çekeyim diye bu tarafa geldim, dışarı çıktım. Annem gibi yeğileri vermişler sanırım. Biraz daha durarlar, ondan sonra artık tama girerler. Hava durumuna bakmadım ya. Yani bu aralar böyleyse, yağmur falan yoksa sürekli artık dışarı çıkartırız. Biraz bir durgunlaştılar, yoruldular sanırım. Evet, artık vakit geldi. İnekler girecek. Takalım şeyleri be. Araya eriteler. Tamam, tamam, sağ. Tamam. Dur lan. Bak, ne diyorsun oğlum sen? Bak. Gel. Git. Aydın, ben benden aç deyince açı ver, tamam mı? Tamam. Ben böyle ikişer ikişer sırayla açıyorum bunları. Babam da Figo'yu tekrardan salmış. Daha yeni girdiniz ya, ne bağırıyorsunuz? Bu baştaki dana da habire böğürüyor ya. Ebra, bir sen eksiktin kızım, sen de bağır. Açayım mı? Evet, bu şekilde ikişerli ikişerli katıyoruz. Bazen yeri geliyor, tekli de katıyoruz. Geliyor anne. Annem bağırıyor damdan, geliyor mu diye. Baba gelsin dedi. Geliyor. Bakın çıkarken nasıl böyle kavgaya kavgaya çıkmıştı. Şimdi de böyle artık yorulmuş. Yavaş yavaş gidiyor. Baba sal. Zaten Kardelen anca gider. Bu ineğimizin adı Kardelen ya, o yüzden dedim. Evet, artık inekler de bakılmış oldu. Niye bağırıyor baba bu ya? Ya ikisi de var. Kesine. Gerçek falan ederim de bu boynundan çıkarttır baştakini gibi. Mallara baktık. Her zaman Peran mallara baktım diyor. E cümle öyle gerekiyor şimdi. Sofraya da hazırladık kardelenle. Tarhana çorbası pişirdik. Biliyorsunuz ki şey yaptık. Gömlek. Ciğerli gömlek. Onda o biçtiydi zaten, ben hayvanlara bakarken. Bu da kaynadı kısıkta azıcık boyusun diye. Bu duruyor. Onu da fırına ısınması lazım. Bunun yanında uzunluk attım karnım. Buradan mı karıştırayım ki? Sen biliyorsun. Boştayken karıştırma hadi. Şöyle kaşınan karıştırıverelim ben buna. Bugün turşu çıkarmadık. Yine döktüm, yine bir yiyecek var. Her şeyi döktüm, bir yiyecek var diye. Bir bağlıyorum daha doğrusu her şeyi. Pilav harcından da şu fırının üzerine o kadar kaldı işte. Şu kaldı. Bu nasıldır? Ziri sonra, yarın olur, bir gün olur. Dediğim gibi bir tane daha olsaymışmış gömleğimiz denk gelecekmişmiş. Benim aldığımdaki yani kalınmışmış, parçalı parçalıymışmış. Ama bundan sonra nasip oldum bayramlarda falan, Allah nasip ederse kesmeyi gömleğini alıp hocam yapsam da essem de koyacağım. Bakalım ev halkı beğenecek mi? Ben içine tadına baktım. Katmadan önce tadı çok güzeldi. Hatta kardelenliydi.
Ama kuyruk yağı girince içe nasıl olacak? Tadına bakamayacaklar mı, yemeyecekler mi? Yemeği yedikten sonra bizim takipçimizden İstanbul'dan hediye geldi. Kardelen'in oğluma tabii ki bebek geleği geldi. Çenizlerden kokusunlar diye göndermişler. Yemeği yedikten sonra onları göstereceğim. Gerçekten çok güzel. Allah razı olsun. Haklarını helal etsinler buradan. Karen sen sofrayı götür içeri anne. Tamam. Isınır herhalde. Annem de şimdi fırından çıkardı, ısıtmıştık. Şöyle ısıttık. Karden dediği gibi. Sizler de yaparken gördünüz. Azıcık yağ kattım. Tereyağı kattıydım. Şimdi inşallah altı da yanmamıştır. Şöyle çıkar. Oo. Şöyle iki tane tabağa katacağım. Oğlum da yenici işten geldi. Onlar da tost yapacaklar. Bakalım bunun tadını beğenecekler mi, beğenmeyecekler mi? Şöyle. Şunu bir tane koyayım mı? Bir tanesi yeter. Ya da iki tane koyayım şöyle. Şöyle kenara koyalım. Şimdi soframız içeride hazır. İçeriden sadece keseceğim, şöyle ortasından göstereceğim nasıl olduğunu. Bir tane kaşık alayım kardelen. Ne kaşık alacağım? Bıçak alacaktım. Yeşil bıçaklardan. Bu şurada varmış. Bir de içerideydi de. Tamam. Bu kadarlık bunlar. Bunlar benim hakkım olacak bakalım. Şimdi arkadaşlar ben sadece kendimi katacağım çorbaya. Çünkü dediğim gibi oğlum yenice geldi. Onlar tost yiyecekler. Ya abi malzemeleri getirdiği için o yüzden bekledik. Aynen. Evde yoktu kaşar falan. Onu da aldı geldi. Şöyle çorbamı katayım ben. Şu kadarlık yeterli. Şimdi sizler de merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Şurada bir çatal alayım. Bakınız. Şöyle yakından göstereyim ki gerçekten çok güzel olmuş. Ama pilavı çok güzeldi. Bunu merak ediyorum. Gaz yenme mi kız bu? Şöyle bakınız bir. Şunu da şey dur, bunu bozmayın galiba artık. Yemeğimizi yiyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bir kere gözünüzün önünde hakkınızı helal edin. Dur tadına bakayım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bence çok güzel. Ama yağ tadı var yani. Ağır bir tadı var. Güzel. Kardeş sen bundan yemezsin eminim. Öyle mi? Ama çok güzel kardeşler. Yemeğimizi yedik. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Dün dedim ki eşime, dedim ben yarın gömlek ciğer kavurması yapacağım dedim. Ben bunu da İzmir'de yedim dedi. Çok merak ettik patronla dedi. Ama dedi tadını beğenmedi ikimiz de dedi. İnanmazsınız bir uçunu neredeyse eşim yedi. Ben de iki tane parça yedik. Yani ben hemen hemen bir, o da bir tane. Oğlum da tosu yedi. Sonra dedim ki kuzenin içine bir tane koyverdim. O da beğendi. Yarısını yedi. Hatta kardelenin kızdı. Kardelen dedi madem bu vardı dedi. Ben görmeden neden tost yedim ben dedi. Kardelen abi yer misin dedi. Ne güzel şey, niye kaçırayım ki dedi. Birini de kaynımı gönderdim. Çünkü o da işteydi. Kaynım da inşallah yer. Çünkü o da seviyor. Yani ayırt etmiyor. Hani biz gibi iri dara aramaz. O şekilde. Şimdi sıra geleli hediyelerimize. Allah razı olsun. Bakınız bu ceket. İnşallah net gözüküyordur. Evet. Örneği de gerçekten çok güzel. Ellerine sağlık. Allah razı olsun. Evet çok teşekkür ederiz. Ben de çok beğendim hepsini. İstanbul'dan geldi. Gülay kardeşimizden. Bu bir tane ceket. Hatta anne, Gülay mı? Eda mı? Gülay. Kızı Eda. Öyle olması çünkü lazım. Çünkü kargoda üzerine Eda yazıyordu, ondan dedi. Diyemedim. Hatta şey yazmış. Bir tane yazı yazmış. Çocuklarınız hangisini beğenirlerse onların olsun diye. Bu bir tane. Şu da ayna. Bu da yelek. Model aynı herhalde. Aynen. Gerçekten. Hepsi modeli aynı sanırım. Evet, evet aynı. Aynı. Gerçekten çok güzel. Aynı sapıda birer tane yelek, birer tane çeket. Şu pembe kız işi, sarı oğlan işi ama sarı kızı da gider, oğlan da gider. Allah'ım önce bahtlarına nasip etsin. Şimdi arkadaşımız bize bir daha şey göndermiş. Şunu ben ilk defa gördüm. Bu sizler tabii ki bilen vardır, bilmeyen. Ben hiç bunu şokta görmedim. Ya hırdavatçılığa da dikkat çekmedim. Bu kavanozu bir şeye katarken kavanozun batmaması içinmiş. Güzel bir şey. Şöyle ağzını kayıp domates suyu ederken, reçel ederken. Buna da paketin içinden bu da çıktı.
Bana süt taşı göndermişler. Ben kepçenin ettiğim için sağ olsun. Süt taşımız bir tane. Ondan sonra bir tane bir şey daha vardı. İlk defa gördüm. Bunu da ilk defa gördüm. Bamya soyacı. Bu da bamya soyacıymış. Herhalde şurasında bir bıçak var. Biz hatta kardelenden baktık. Ne alaka bamya şeklini soyacak diye. Bıçağını göstersene. Şurada yan tarafta bıçak var. Herhalde kabuk kısmını almaya şöyle kenarını çevirdik bu şekilde. Bir de yazmalar var. Yazma göndermiş bana. Allah razı olsun. Allah'ım gale. Çok çok teşekkür ederim. Bunları sizlerle paylaşmak istedik. Güzel bir duygu. Sizleri böyle sevilmektense, hediye almaktansa. Allah razı olsun herkesten. Şunu rengi olarak pembeyi çok sevdim. Sarı da öyle. Bir de şöyle demiş. Bunları korkana, sandığı saklarkana kutunun içerisinde dursun. Ezilmemesi için, düzgün durması için. Gönderdiği paketin içini yeniden saracağız. O şekilde durduracağız. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çiğdem sarısı gibi. Ne güzel. Hani sana içinde çocuk var da seveceğin gibi geliyor insana. Her zamandaki gibi. Videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dur hoşçakalın dedim ya. Bir tane bir cümle söylemek istiyorum. Video başlar kara dedim ki şu sarmaya gömlek sarmasını, ciğer sarmasını ilk defa yapıyorum. Tadını ben de merak ediyorum diye. İnan ki yapmanızı tavsiye ederim. Dadı gerçekten çok güzelmiş. Bunu belirtmek istedim.